arkadaşlar, bugün Casper'ın ucuz ürünlerinden bir tanesi olan Casper C300 modelin arkadaşlar nasıl SSD upgrade yapılır onu göstereceğim. Casper'ın çok satan cihazlarından bir tanesi. Bazen bu sıra marketlerde de bunlardan satıldığını gördüm. Güzel bir cihaz. Öğrenciler için uygun fiyatlı, ekonomik bir cihaz. Güzel bir cihaz. Ekranı dediğim gibi 15.6 slim ekranı var. Güzel bir tasarımı var, güzel. Fena değil. Bunlarda normalde disk geliyor. SSD upgrade'ini nasıl yaparız arkadaşlar? Onu göstereceğim. Şuradan da göstereyim. Casper C300 model numarasını buradan görüyorsunuz zaten. Casper C300. Peki nasıl arkadaşlar SSD upgrade yapacağız? Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Aklınızda bulunsun. Casper C300 cihaz arkadaşlar. Pili vidalı. Şuradan iki vidası var. Bakın şurada pil resim var. İki vidası var. Onları sökeceksiniz. Ondan sonra pili sökeceksiniz. Bir de biz bu kapağı sökeceğiz. Bunların güzel yanı şu arkadaşlar. Bunlarda fan yok. Çünkü üzerinde Celeron N3050, N3060 işlemciler var. Üzerinde Celeron işlemciler var. O yüzden çok ısınmıyorlar. Isınmadıkları için de içine fan koymamışlar. Hem maliyetini düşürmüşler hem de uygun yapmışlar. Öyle söyleyeyim ben size. Yapacağımız şey şu. Önce şuradaki vidayı sökeceğiz. Şunu söktükten sonra. Sonra bu kapağı sökeceğiz arkadaşlar. Diskimiz burada. RAM yuvalarımız. Şurada iki tane. Bir tane burada, bir tane burada RAM yuvası var arkadaşlar. Onu sileceğiz. Ayrıca şurada havalandırma deliklerini de bir temizleyelim. Çok fazla sıkıntı çıkmasın. Sökelim. Başlayalım. Şöyle gene detay olarak göstereyim ben size. Bu tarz bir temiz bir cihaz. Şöyle açayım da göstereyim. Casper N50 arkadaşlar. Ayrıca Casper C300 arkadaşlar. Ayrıca Windows 10'da kuracağız ona. Windows 10'da nasıl kurulur onu da göstereceğim ben size. Onu da göstermiş olacağız. Önce vidalarımızı sökelim arkadaşlar. Söktükten sonra açacağız ve gerekli upgrade'lerimizi yapacağız. Tona vida ihtiyacımız var. Şöyle bir yıldız sonarida olması yeterli. Standart bir yıldız sonarida arkadaşlar. Şöyle ters çeviriyorum. İlk yapmamız gereken şey arkadaşlar tabii ki pili sökmek. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Her tamirde söylüyorum arkadaşlar. Muhakkak ilk sökmeniz gereken şey pil. Çünkü cihazın akımını kesmelisiniz ki söküm sırasında oluşabilecek sıkıntıları arkadaşlar en aza indirelim. Şöyle önce şurada bir vida. Şurada zaten pil resim var bakın arkadaşlar. Şurada pil resim de var. Pil resimlerin olduğu yerde vidaları söküyoruz. Bakın bunu aldım. Bunu da aldım. İki vidayı söktük. Şuradaki iki vidayı. Arkadaşlar burada güzel tarafından bir tanesi tüm vidalar aynı. O yüzden söktüğünüz vidaları normal bir şekilde kenara koyabilirsiniz. Bazı cihazlarda söktüğünüz vida diğer yeri olmuyor. O yüzden burada dikkat etmeniz gerek yok çünkü her vida her yere oluyor zaten. Vidalar standart. Şöyle pili yukarı doğru iterek arkadaşlar yukarı doğru iterek çıkartıyoruz. Pilimizi çıkardık. Şöyle kenara koyuyorum. Pilimiz burada. Pilimiz akımımızı kestiğimize göre arkadaşlar alt kısmı sökeceğiz. Ondan sonra gerekli upgrade'imizi yapacağız. Düzgün bir yıldız sonu değil arkadaşlar sökerseniz sıkıntı çıkmadan sağlıklı bir şekilde sökebilirsiniz. Bunları söktüm. Bir de şurada bir vida var arkadaşlar. Onu sökeceğiz. Hepsini söktükten sonra bakın şurada bir tırnak var. Oradan şöyle elin cımbızıyla hafif tornavidanın ucuyla böyle yukarı doğru kasmanız gerekiyor. Çok içeri doğru sokmayın. Anakartı bozarsınız arkadaşlar. Şöyle sadece kenarından şöyle tutmayın. Yukarı çekmeniz yeterli. Bakın kapak geldi. Kapak bir şekilde çıkıyor. Cihazımızın alt kısmını söktük arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi burada RAM, hard diskimiz burada, RAM'imiz burada arkadaşlar ve diğer RAM yuvamız var. Evet arkadaşlar, cihazın vidalarımızı söktük. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar, SSD upgrade için alt kapağı sökeceğiz. Bunun için yapmamız gereken şey şu, cımbızımız burada ya da bir tornavida da olur arkadaşlar. Düz ucudu bir tornavidayla da. Şuradan arkadaşlar çok içeri bastırmadan, anakartı kırmadan, anakartı doğru yol şey yapmadan, hafif ucunu buraya soktuk arkadaşlar, yukarı doğru çekeceğiz. Yukarı doğru çektiğimiz zaman otomatikman kapağımız çıkmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar cihazımızı açtık. Şimdi yapmamız gereken cihazın SSD upgrade'ini yapmak. Ben dışarıdan piyasada satılan SSD'lerden bir tane aldım arkadaşlar. Bakın Kingston marka. Fark etmiyor hangisini alsanız alın. SanDisk, Kingston. Önemli olan kasaya uyması. Yuvalar uyuyor zaten bir sıkıntı yok.
Sizin yapmanız gereken diğer diski söküp bu diske takmak, aktarmak. Peki bu diski nasıl sökeceğiz arkadaşlar? Bu tarafa doğru arkadaşlar. İttiğiniz zaman çıkıyor. Artist şöyle, ben bu tarafa doğru itiyorum bakın. İttim ve çıkardım yerinden. İttikten sonra arkadaşlar buradan yukarı doğru çekiyoruz. Bakın şöyle yukarı doğru çektim, yerinden çıkardım. Bu şekilde böyle bir alüminyum folyoya saldığım şekilde geliyor. Burada 4 vida var arkadaşlar. Aynı şekilde bunları diğer artiske aktaracağız. SSD artiske. SSD artiske aktardıktan sonra yerine takacağız. Şöyle vidalarımı çıkartayım, şöyle kenara koyayım. RAM upgrade yapmak istiyorsanız arkadaşlar buradaki RAM'leri değiştirerek upgrade'inizi yapabilirsiniz. Önce art diskini SSD olarak takalım. Bakın art diskimizi söküyorum, çıkardım içinden, kenara koydum. Diğer art diskimi alıyorum, tekrar içine koyuyorum bu şekilde. Bakın içine koydum, tekrar vidalarımı yerine vuracağım. Evet, alüminyum folyoyu arkadaşlar diğer diskten bunu aktardı, vidalarını da kenardaki vidalarını da vurduk. Tekrar bunu buraya geçiriyorum, bak sıra geldi yerine koymaya. Bakın şurada arkadaşlar vidalar şu arada tırnakların olduğu bölgelere gidecek. Bakın şurada aralar var şu köşelerde. Bakın şöyle göstereyim ben size, biraz yukarı çıkartayım. Bakın şurada şöyle göstereyim, şöyle göstereyim. Bakın şurada aralar var, bakın şurada aralar var. Şurada var bir tane. Oraya denk gelecek şekilde vidalar yerine sokuyoruz. Soktuktan sonra arkadaşlar ileri doğru itiyoruz ve yerine oturuyor. Dediğim gibi bu tarafa doğru itiyorsunuz, yerine oturuyor. Bu şekilde yerine oturdu. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar cihazı tekrar kapağını kapatıp vidalarını vurup Windows 10'u ya da niye kurmak istiyorsanız Windows 7, Windows 10 hangisini kurmak istiyorsanız onu kuracaksınız. Fakat ben Windows 10 kuracağım. Bu şekilde Windows 10 kuracağız. İşlemimizi bitirdik. Alt kısımda mekanik işlemimizi bitirdik. Şimdi yapmamız gereken arka kapağımızı takıp arka kapağımızı takıp işlemi. Evet, arka kapağımı takıyorum. Taktım. Böyle itiyerek aşağı doğru arkadaşlar. Yerine taktık. Tüm vidalarımızı yerine takıyoruz. Şimdi pilimizi takacağız arkadaşlar. Pilimizi de bu şekilde yine takıyoruz. Pilimi de alanında yerine takalım. Evet. Tüm hepsini yerine taktık. Cihazımız hazır. Şimdi arkadaşlar Windows'umuzu kuracağız. Windows kurmak için arkadaşlar bize lazım olan şey şu. Windows kurulum CD'si ya da diski. Ben flash disk hazırlamıştım daha önce. Bunun nasıl hazırlandığına dair arkadaşlar eğer öğrenmek istiyorsanız videoların arasında USB'den flash disk Windows'u hazırlama diye bir video var. Onu siz de seyredip kurabilirsiniz. Ben şöyle açayım. Bakın şöyle biraz daha yapayım. Bunun altına da bir şey koyayım. Böylece kurulumu siz de görürsünüz. Evet, SSD diskimizi taktık. Arkadaşlar şu an cihazımızı açsak açılmayacak. İçinde Windows olmadığı için açılmayacaktır. Yapmamız gereken bir flash, dediğim gibi USB'den hazırlanmış bir Windows kurulum CD'siyle beraber kurulumumuzu yapacağız. Şöyle takıyorum. Bazı arkadaşlar soruyor, hangi tuşlarla arkadaşlar şeye giriyor,
boot menüye. SSC tuşuyla arkadaşlar boot menüye giriyor. Şöyle taktım, cihazımı açtım. SSC tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi SSC tuşuna bastığım zaman boot menü geldi. Burada buradan flash diskini seçeceğiz. O da burada UEFI SanDisk partition olanı seçiyorum. Kurulum diskimi enter'a basıyorum. Buradan da arkadaşlar hangi işletim sistemini kuracağımı soruyor. 32 bit mi 64 bit mi? Ben de buradan 64 bit'i seçiyorum. Enter tuşuna tekrar basıyorum. Kurulumumuz başladı. Evet, buradan kurulum ekranım geldi. Buradan Türkçeyi seçiyorum. Devam ediyorum. Yüklenecek diller zaten Türkçe olarak seçilmiş. Hangi versiyonu kuracağımı soruyor. Ben bunu 64 bit seçtim. Benim kurulum diskim bu şekilde arkadaşlar. Sizinki farklı olabilir. Hemen hemen aslında genel anlamda aynı ama kurulum ekranları farklı olabilir. Buradan dediğim gibi sizinkinde Windows 7 64 bit olanlardan ya da 32 bit olan hangisini istiyorsanız onu seçip kurabilirsiniz. Next dedim. Kabul ediyorum. Tekrar next dedim. Alttakini seçiyoruz arkadaşlar. Burada diner dedik arkadaşlar. Ekranımız geldi. Burada zaten bir tane diskimiz olduğunu söylüyor. Formatlanmamış. 240 GB olarak gösteriyor. Buradan işlemi herhangi bir bölme yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Buradan bölme işlemi yapabilirsiniz ama bölmek istemiyorsanız next diyorsunuz. Kurulum dosyaları başladı kopyalanmaya. Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra kurulumumuzu bitireceğiz. Buradan bulunduğumuz ülkeyi seçiyoruz arkadaşlar. İleri diyoruz. Buradan klavyemizi seçiyoruz arkadaşlar. Ve atla diyorum. Burada internet bağlantım yok diyerek devam ediyorum. Sınırlı kurulumla devam ediyorum arkadaşlar. Tabi bilgisayarıma bir isim vereceğim. Casper yazabilirim. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows kurulumumuzu tamamladık. Son detaylar kaldı. Dediğim gibi siz de benim gösterdiğim yöntemlere dikkat ederseniz gösterdiğim şekilde yaparsanız arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde cihazını kurulumunu tamamlarsınız.
Bir problemle karşılaşırsanız lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.